Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere aktaracağım konu katalitik konvertör arızası nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir, katalizör neden bozulur, katalizör iptali nasıl olur ve zararları nelerdir, P P0420 katalitik konvertör arıza kodu nedir ve neden arıza kodu yanar. Bunlarla alakalı olacak arkadaşlar. Katalitik konvertörler motor egzoz sistemleri parçası olup egzoz gazındaki çevreye zararlı gazları daha az zararlı gazlara çeviren parçalardır. Katalizör olarak anılan ekipmanın aslında ismi katalitik konvertördür. Katalizörler katalitik konvertör ekipmanının içerisinde bulunan maddelere verilen isimdir. Katalitik konvertör arızası belirtileri en sık başka arızalar ile karıştırılan arıza türüdür. Ee, katalitik konvertörlerin arızanacağı genellikle hiçbir araç sahibinin aklına gelmez. Ee, bu sebeple belirtiler ortaya çıkmaya başladığında, yani katalitik konvertör arızaları belirtisi ortaya çıkmaya başladığında, katalizörler harici her şeyi kontrol ettirirler, fakat sorun düzelmez. E, bu sebeple bu gibi sonuçlarla karşılaşmamak adına katalizör arızası nasıl anlaşılır? Bu videomuzda belirtilerini ve detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Katalitik konvertör yani katalizör arızası e, en yaygın olarak nasıl görülür? Onları ilk önce ele alalım. E, katalizörde tıkanma veya dolma olabilir. Katalizörün e, seramik petek yapıdaki etkin maddelerinin özelliğini kaybetmesi olabilir. Onun dışında seramik petek yapısının gövde içerisinde kırılması olabilir. Bu gibi nedenlerden kaynaklı katalizör arızaları meydana gelmektedir. E, sağlıklı çalışan bir motorda böyle sorunların olmayacağını unutmamak gerekir. E, katalizör arızası düşük kilometreli araçlarda meydana geliyorsa eğer, Motorun sağlıklı olmadığı sonucu ortaya çıkar. Çünkü katalizör iyi kondisyona sahip arabada kolay kolay tıkanmaz. Ee, sağlıklı bir motorda katalizör tıkanmasını gerektirecek e, bir kurum oluşumu olmayacaktır. Aynı zamanda yine sağlıklı bir motorda katalizör içerisindeki seramik yapıya sıcaktan dolayı zarar verecek etkenler ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ee, bu sebeple arabanız en az 300 bin kilometrenin altındaysa bak dikkatle söylüyorum 300 bin kilometrenin altındaysa yani buradan ne anlıyoruz katalitik konvertör çok sağlam yani 300 bin kilometreyi rahatlıkla devirebilecek bir parçadır. Aracınız 300 bin kilometrenin ise eğer katalizör arızası yaşıyorsanız aracınızda mutlaka motor yağlama sistemleri, motor yakıt sistemleri ve motor hava sistemlerinizi kontrol ettirin motorun yağ yakması veya hava yakıt karışımı oranında bozukluklar katalizör arızasını hızlandırmaktadır. Şimdi gelelim katalitik konvertör arızası belirtileri nelerdir? Yani katalizör arızası nasıl anlaşılır? Bunlarla bunları size aktarayım. katalizör arızalıysa aracınız kesinlikle çekişten düşer. Yani kayda değer bir düşüklüktür. Bu kesinlikle hissedersiniz hızlanma veya ani gaz vermelerde sorunlar yaşarsınız. Teklemeler, boğulmalar, patlatmalar gibi. Onun dışında normal süreçte de boğulma, gaz yememe gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Araçtan yoğun gaz kokusu yayılmaya başlar. Bu direkt aracın içine dolar. Yani aracın ön tarafından geliyormuş hissi olur. Ani gaz vermelerde egzozdan sesler gelmeye başlar. Onun dışında yakıt yakıtta kayde değer yani litrelere ulaşan bir e, artış görülür. Eksoz emisyonu düşeceği için aracınız eksoz emisyon muayenesinden geçmeyecektir. Yani geçse bile çok ciddi değerler ortaya çıkacaktır yani itelaya kakalaya geçecektir diyebilirim. E, onun dışında e, bu yeni sistem araçlarda p 0420 arıza kodu verecektir. Ve son olarak da motor arıza lambası devamlı olarak yanmaya başlayacaktır arkadaşlar. Katalitik konvertör eski araçlarda bir adet yeni araçlarda ise iki adet e, oksijen sensörü bulunmaktadır. Bu sensörler araç yakıt yanmasını ve egzoz değerlerini sürekli kontrol altında tutarlar. Söz konusu oksijen sensörleri normalden daha farklı değerler okumaya başladığı anda... Araç arıza lambası yanmaya başlar. E, araç beyni, yakıt hava miktarları ve gaz kelebek kalibrasyonu gibi araç motorunun çalışması ile alakalı tüm otomatik ayarları e, söz konusu bu sensörlerden aldığı verilere göre düzenleyecektir. E, bu sebeple katalizörde meydana gelebilecek bir arı arıza arı aracın tüm çalışma düzenini etkileyecek. Yani buradan anlayacağınız Ad, aracınızda katalizör yani katalitik konvertör arızalıysa aracın bütün çalışma sistemi e, bundan etkilenecektir. Bu yüzden bu katalizör araçta önemli bir parçadır. Yani önemi yüksek bir parçadır. Peki e, katalitik konvertör neden arızalanır diye sorarsanız motor yağ yakıyorsa katalizör kısa sürede tıkanacak ve arıza verecektir. Motorun yağ yaktığını, egzozdan mavi duman atmasından kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ee, motorun yağ yakma sebeplerini ayrıntılı bir şekilde eee mavi duman atmasının sebeplerini bu gibi şeyleri aracım eee e, videolarım arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan anlayabilirsiniz. Hani egzozdan motorun yağ yakmasını ve egzozdan mavi duman atmasını sebeplerini buradan öğrenebilirsiniz. Motoru yüksek devirlerde zorlamak ee, bu parçanın arızalanmasına sebebiyet verecektir. Motor uzun süre zorlandığı takdirde egzoz sıcaklığı yükselecek ve katalizör içerisindeki seramik yapıya zarar verecektir. Bu nedenle devirli kullanımlarda ara ara gaz keserek egzozun soğutulması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda egzoz subaplarının erimesine de yol açacağından dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Araç devamlı basa gaz yüksek devirlerde kullanılmaz. Arada ara gazı hani gazı bırakmak gerekir ki eksuzun soğuması gerekir. Motor ateşleme sistemleri olan bujilerde oluşacak arıza yakıtın ateşlenmeden sıvı bir şekilde katalitik konvertöre yollanmasına ve katalizör içerisindeki maddelerin erken bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle bujilerden kaynaklı bir arıza yaşadığınızda Arabayı çok uzun süre çalıştırmadan mutlaka bujilerinizi değiştiriniz. Katalitik konvertör öncesinde oksijen sensöründe oluşacak arıza veya yanlış okuma hava yakıt karışım oranının bozulmasına neden olacaktır. Zengin karışım ile yanan motor kurum oluşumunu hızlandıracak ve katalitik konvertör ömrünü kısaltacaktır arkadaşlar. Son olarak engebeli yollarda seyir halindeyken katalitik konvertörü alınabilecek bir darbe yüzünden katalizörünüz bozulabilir arkadaşlar. Bunlar da katalizörün bozulma sebeplerindendir. Şimdi gelelim hiç tavsiye etmesem de katalitik konvertör iptali nasıl yapılır? Katalizör iptalinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bununla ilgili olacak arkadaşlar. Katalizör iptalini genelde egzoz modifiyesi yapmak isteyen sürücüler yapmakta olsa da bazı ustaların kolaya kaçarak verdiği akıl, akıl doğrultusunda yapılmaktadır. Katalizör iptalinin avantajlarından çok dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle katalizör iptali yaptırmadan önce iyi araştırmalı ve öyle karar verilmelidir. Çünkü katalizör araçta çok değerli bir parça olduğu için iptal edilmesini ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Mümkünse değiştirilmelidir. Katalizör iptali iki şekilde olmaktadır. Bunlardan bir tanesi katalizöre delik açarak içi boşaltılır ve açılan delik kapatılır. Bir diğer yöntem ise katalizör yerinden sökülerek yerine düz boru takılır. Peki katalizör iptalinin avantajları nedir diye soracak olursanız. Eee... Katalizör iptali motorda yüksek devirlerde performans artışı gösterecektir. Bunun nedeni ise egzoz çıkışı daha rahat olacağı için yüksek devirli kullanımlarda araç rahatlayacaktır. Bu tek avantajıdır katalizör iptalinin. Peki e, zararları nelerdir? Katalizör iptali sonrası yanmamış gazlar dışarı atılacağından dolayı çevreye verilen zarar oldukça büyüktür. Bu durum aracın muayene sırasında egzoz emisyon değerlerini etkileyeceği için aracınız egzoz emisyon muayenesinden geçmeyecektir. Bunun dışında yakıt tüketiminde ciddi artış gözlenecek, motorun egzoz sesi de artacaktır. Fazla ve kalitesiz egzoz sistem parçalarından geçeceği için ömürlerini kısaltacaktır. Katalizör iptali sonrası düşük devirlerde Motorun performansı ciddi bir şekilde düşecektir. Yani yüksek devirlerde kullanımda performans artacağı üzere düşük devirli kullanımlarda da performans düşecektir arkadaşlar. Katalizör iptali konusunda en sıkça sorulan sorulardan bir tanesi katalizör iptali sonrası yazılım yüklenmesi gerekir mi? Katalitik konvertör iptali sonrası yazılım yüklenmesi durumunda çevre kirliliği dışındaki ee, zararlardan kurtulmak mümkündür. Bu sebeple profesyonel bir yere katalizör iptal ettirilmeli ve arkasından yazılım yükletilmelidir. Konvertör içi kırılarak yapılan katalizör iptali fazla ses çıkarması nedeniyle pek tavsiye edilen bir durum değildir. Ee, bu nedenle eğer ki illaki katalizörü iptal edecekseniz katalizörün sökülerek alınması en mantıklısı olacaktır. Peki katalizör temizliği yapılıyor mu? E, katalizör temizliğini yapıldı e, yapıldığını savunan ustalar çok arkadaşlar. Lakin katalizör temizliğinden sonra e, uzun vadede memnun olan sürücü yok. Bu sebeple maddi durumunuz el veriyorsa yenisiyle değiştirmek en mantıklı olanı olacaktır. E, son olarak. P0420 katalitik konvertör arıza kodu nedir diye soracak olanlara arıza kodunun açıklaması katalitik konvertör sistemi çalışma verimi alt sınırdan daha düşüktür. Yani katalizörünüz düzgün çalışmıyor demektir. Az önce anlattığımız gibi motor kontrol ünitesi eko katalitik konvertör verimini anlayabilmek için 2 adet oksijen sensörü kullanmaktadır. Bu sensörlerden biri katalizör öncesi diğeri ise sonrasında kullanılmaktadır. İlk sensör yani katalizör öncesi oksijen sensörü motorda hava yakıt karışımını ayarlar. İkinci sensör yani katalitik konvertör sonrasındaki sensör ise katalitik konvertör içerisindeki depolanan oksijen miktarını ölçmektedir. Eğer katalizörün çalışmasında bir kötüleşme, egzoz gazlarının dönüşümünde bir verim düşmesi olursa ECU motor arıza lambasını yakar ve ve P0420 arıza kodunu hafızasına kaydeder. E, katalitik konvertör arızası nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Katalizör neden arızalanır? P0420 arıza kodu nedir? Katalizör iptali ve sonrasında yapılacak işlemler konusunda sizin için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür